Şimdi 30 yıllık bir kariyeri 10-15 dakikaya nasıl sığdırırım diye 2 haftadır saçlarımı yoluyorum, görüyorsunuz. Sevgili kızım da burada, o bana yardımcı oldu biraz ama dün bir video gösterebileceğimi öğrendim. Biraz ekstra zamanım olduğu söylendi. Bana yardım etmesini beklerken sattı beni akşam. Arkadaşlarımda kaldı. Ve kendi kendime video yapmaya çalıştım. Beceremedim, inanın. 30 yıldır oyunlarla yatıp kalkıyorum ama yetenek böyle bir şey. Her şeyi öğrenemiyorsunuz, yapamıyorsunuz. Şimdi ben örnek olmak için değil belki ama çocuklarımıza, gençlerimize ilham olmak için ben aslında hayatımı sizlere aktarmak istiyorum, paylaşmaya çalışacağım. Ordu Gölköy Cihadiye Köyü'nde doğdum. 1500 metre rakım, yani 200-300 metre daha gittiğiniz zaman yaylı oluyor zaten. Ve ekranda görüyorsunuz muhteşem bir ortam aslında. Ama tabii farkında olmadan büyüdük bu ortamlarda. Hep öyle değil mi? Ortaokulu Cihadi Köyü'nde okudum. Çocukluğumda 2 metre kar yağardı. Karadeniz köylerini belki biliyorsunuzdur. İnanılmaz geniş bir coğrafyaya yayılır. Ve bir tane ilkokul vardı. 1,5 saat her gün gidip geliyorduk kar kış demeden. Bir elimizde çanta, öbür elimizde odunla okula gidiyorduk. Ortaokul için kasaba, Gölköy. Yine köyden Gölköy'e her gün ortaokula yürüyerek gittik geldik. Kendime acındırmak için paylaşmıyorum bunları. Gerçekten ilginç bir öykü. 30 yıldır yaptığım şeyi nasıl keşfettim, oraya nasıl geldim onu paylaşıyorum. Daha sonra Ordu'ya geldim. Rahmetli annemin sayesinde ticaret lisesini Ordu'da okudum. O çalıştı bana destek olmak için. Aslında düz liseye gittim önce 1 ay. Ve bir arkadaşımdan düz liseyi bitirdikten sonra üniversiteye gitmek zorunda kalacağımı, onun dışında düz liseyi bitirerek iş bulamayacağım söylenince ben panikledim. Ve ticaret lisesine geçtim. Çünkü ticaret lisesini bitirince bankaya falan girebiliyordunuz. Ve ticaret lisesini bitirdim. Üniversite sınavlarına girdim. Yani üniversiteye gitme diye bir planımız yoktu burada. Sınavdan yeterli puan alınca, söylemekte zorlanıyorum, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi. Yorulurken, söylerken yoruluyor insan. Üniversiteye gittim. 75-76, hatırlatmama gerek var mı bilmiyorum. İnanılmaz zor yıllar. Zar zor okulu bitirmeye çalıştım. 75 yılının sonlarına doğru hayatım değişti. Babamı kaybettim tam bulmuşken. Bu çok etkiledi beni. Ve bir süre İstanbul'da takıldım, akrabalarımın yanında. Ve tamamen kaderin cilvesiyle bir İngiliz kızıyla tanıştım. Hala üniversitede öğrenciyim bu arada. Onunla evlendim. Ve 1979 yılında İngiltere'ye gittim. Yani hiç planlamadığım bir olay, inanılır gibi değil. 79'da İngiltere'ye yerleştim. Birkaç kez üniversiteyi bitirmek için Türkiye'ye gittim geldim zor koşullarda. Yani ekonomik anlamda da zor koşullar. Ve 79 yılının sonunda İngiltere'ye yerleştim. Amacım madem İngiltere'ye geldik, kaderimizde böyle bir yol varmış, buralara geldik. Burada yüksek eğitim göreyim istedim. Ama maalesef ekonomik koşullar olanak vermedi. Ve
bu ekranda gördüğünüz sağ tarafta bir kablo fabrikasında 1980 yılında kendimi bir işçi olarak buldum ve 5 yıl bu fabrikada çalıştım işçi olarak. Kıtaları birbirine bağlayan binlerce kilometre kablolar ürettik burada. Ve bu analog dediğimiz eski kablolar hala telekomünikasyon dünyasında kullanılıyor ve bu kablolarda az da olsa benim emeğim var. Bu fabrikada çalışırken yine çok ilginç bir şekilde bir çalışma arkadaşım, Jamaika asıllı Vino dos Santos, bütün röportajlarımda, konferanslarda hep onu hatırlıyorum. Israrla beni bilgisayarlarla tanıştırdı, bilgisayar oyun dünyasıyla. Ve ekranda gördüğünüz ilk bilgisayarım Sinclair ZX Spectrum'u onun ısrarı üzerine aldım. Birkaç hafta odanın bir kenarında duran bu bilgisayara ilgi göstermeye ve bunu anlamaya, öğrenmeye çalıştım. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim, ben İngilizce bilmeden İngiltere'ye gitmiştim. Ortaokul, lisede Fransızca okumuştuk çünkü İngilizce diye bir tercih yoktu o zaman. Olsa da gerçi farkını bilmezdik ya. Ve ben bir şekilde bu bilgisayar programcılığına bulaştım ve büyük bir tutkuyla bunu öğrenmeye başladım. 2 yılımı aldı fabrikada çalışırken, tamamen kitaplardan ve dergilerden bilgisayar oyun programcısı oldum. 85 yılında da kendi kendimi mezun ettim, fabrikadan ayrıldım ve profesyonelce bilgisayar oyun yapmaya başladım. Daha sonra ilk şirketimi kurdum 1988 yılında. Londra'ya taşındım ve 2000 yılının sonuna kadar, 2001'in başına kadar Londra'da çalışmalarımı devam ettirdim. Ve daha sonra tamamen kendi isteğimle çoluğumu, çocuğumu alarak İngiltere'de edindiğim başarılı birikimimi ülkemde değerlendirmek, oyun sektörünü başlatmak gibi çok ulvi bir hedefle Türkiye'ye döndüm. Ve yaklaşık 10 küsur yıldır da Türkiye'deki oyun sektörüne yönelik çabalara katkıda bulunuyorum. Şimdi oyun dünyasıyla ilgili yani birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Oyunun gücünü, önemini vurgulamak, ülkemiz için önemini göstermek açısından. Şu anda yaklaşık 1 milyar aktif oyuncu var dünyada. Çok büyük bir rakam bu. Çok kısa sürede, 30 yıl gibi kısa sürede çok daha köklü bir sektör olan sinemayı büyük bir farkla geçmiş durumda oyun sektörü. Oyuncu yaşı kendi çocuklarınızdan, torunlarınızdan biliyorsunuz 2-3 yaşa indi. İnanılmaz şeyler yapabiliyor çocuklar. 70 küsür milyar dolarlık bir sektör oluştu bu kadar kısa sürede. Krizlerden etkilenmiyor ve tamamen sosyal etkileşim için kurulan Facebook şu anda %80 oyun için kullanılıyor. Bu da oyunun gücünü ve geldiği noktayı gösteriyor. Ülkemize gelirsek, ülkemizde de henüz ekonomik anlamda hak ettiği yere gelmese de 22 milyon oyuncusuyla manevi anlamda çok önemli bir yer edindi oyun sektörü. Dünyanın ilk oyunun 10 ülkesi arasına giriyoruz bu sayıyla. Şimdi tamamen tesadüfen bulaştığım oyun sektöründe şimdi çalışmalarımdan örnekler paylaşacağım. Ben kesinlikle yeteneğe inanıyorum ama insan her şeyi öğrenir diye bir şey yok. Ben buna katılmıyorum kesinlikle. Kendi örneğimde bunu çok net gördüm. Ben üniversitede okurken Sivas yurdunda kalmıştım. Biliyorsunuz Sivaslıların türkü, saz çalma şeyi çok yüksektir. Çok sevdiğim bir arkadaşım benim ısrarım üzerine, çünkü çok saz çalmayı çok istemiştim, bana 3 yıl yardımcı olmaya çalıştı. Ama 3. yılın sonunda bana dedi ki, ya dedi, ne olur dedi, sen bu sevdadan vazgeç. Hem sen kurtul hem ben. 3 yıl oldu dedi, hala odun gibi çalıyorsun dedi.
Gerçekten orada şeyi öğrendim. Yani tabii ki çalışarak, çabalayarak bir sürü şey öğrenebiliriz ama çok başarılı olmak, iyi olmak için yeteneğiniz olması gerekiyor. Tamamen bulaştığım oyun sektöründe, yaptığım bütün çalışmalarda hep ilklere imza atmaya çalışmışım. Farkında olmadan, bu çok ilginç. Örneğin ilk yaptığım oyunda, genelde oyunlarda oyuncular iyi kahramanı oynar. Benim ilk oyunumda tam tersi, oyuncu mikrobu oynuyor. Yani kötü adamı oynuyor, iyi mi? İkinci oyunumla yine dünyanın ilk izometrik, yani neredeyse üç boyutlu görüntüsü olan ama ekranların kaydığı oyunu yapmayı başardım. Daha sonra en iyi oyun ve en iyi programcı ödülünü aldığım Enjoy Racer diye bir oyun var. Burada Atari olarak bildiğiniz bu arcade oyunlarından bilgisayarlara uyanlanan en önemli oyunların başında geliyor. Ve hala çok saygınlığı olan, çok büyük oyuncu kitlesi tarafından hatırlanan Last Ninja 2 oyunum var. Yine en iyi oyun, en iyi programcı ödülleri. 88 yılında Vivid Image'i kurdum. Orada çalışmalarımız devam etti. 91'de yılın oyunu Amiga oyun makinesinde çığır açan oyunların başına geliyor First Samurai. Biraz hızlandırmam lazım. Ve Türkiye'ye gelmeden önce Intel'in dünya çapında Pentium 4 tanıtımlarında kullandığı demoyu yaptım. Ve Türkiye'ye geldikten sonra da hem oyun sektörünü burada başlatmak hem de tamamen yerli yetenek ve emekle bize ait ürünleri geliştirmek için kolları sıvadım ve ilklere imza atmaya devam ettim. Burada İstanbul oyunu var. 7. yılına giriyor. Dünyada 3 tane oyun var. 7 yıldır yayında olan. Dünyanın ilk 11-11 futbol oyunu. Ve Türkiye'nin ilk çocuk kahramanı Süpercan. Çok kısa sürede milyonlarca çocuğumuzun ve ailelerin gönlünde taht kurmayı başardı. Çünkü ben 21 yıl kaldım İngiltere'den ülkeme döndüğümde ülkemizde bize ait kahramanların çocuklarımıza rol model olabilecek kişiliklerin olmadığını gördüm ve çok üzülmüştüm. Ve bize yeni nesil kahramanlar gerekiyor. Oyunun gücünü en iyi şekilde kullanmak için. Bir tane video hazırladım kendim. Onu paylaşmak istiyorum arkadaşlar oynatırsa. Bu videodaki görüntüler tamamen yerli yetenek ve emekle ülkemizde geliştirdiğimiz çalışmalar. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2010'da Türk Telekom'la kutlanıyor. Yurtta barış, dünyada barış.
Çok teşekkür ederim. Bu bitirmem lazım. Çok az zamanım kaldı ama şu en son gördüğünüz o C4 robotla ilgili şu bilgiyi paylaşmak istiyorum. Çok kısa sürede yüz binlerce oyuncuya ulaştık Türkiye'de. Ama tabii C4 robot çok popüler olduğu için yurt dışında da oyunumuzu indiren, oynamak isteyen on binlerce hatta yüz binlerce genç var. Tabii oyun tamamen Türkçe. Ben buna çok önem veriyorum. Ve Türkiye'de geçiyor. Yurt dışındakiler oyunu oynamakta zorlanınca bize mailler geldi. İşte İngilizcesini, Fransızcasını yapar mısın diye. Bizim arkadaşlar hemen heyecanla hemen yapalım abi dediler. Ben de yok öyle yağma dedim. Siz yıllarca onların oyunlarını kendi dillerinde oynamak zorunda kaldınız. Oyunumuzu o kadar beğenmişlerse dedim bir yolunu bulup oynarlar sizin yaptığınız gibi ve gerçekten iki hafta içerisinde Japonya, Arjantin, Fransa, İtalya her bütün ülkelerde birer sayfalık web siteleri yapıldı ve kendi dilimizi kendi dillerine çevirerek oynadılar ve bu oyunda birkaç Türkçe kelimeyi yüz binlerce yabancı gence öğrettik. Bu da oyunun gücünü gösteriyor. Son olarak da şunu paylaşmak istiyorum. Bana çok soruluyor bu gençler tarafından. Başarının sırrı. Bana göre başarının sırrı %50 heves, bir o kadar yetenek. Onsuz olmuyor çünkü. Ama ikisinin toplamı kadar da çaba. Bu da tutku oluyor tabii. Benim rüyam çocuklarımıza kendilerini geliştirebileceği, kendilerini rahatça ifade edebileceği bir ortam oluşturmak. Teşekkür ederim.